Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir DVD videosunda bu kez uzun süredir oynamadığımız Katil Acuze ile oynayacağız. Şimdi oyuna geçmeden önce size avantajlarımı ve eklentilerimi göstereceğim ve ardından hemen oyuna geçeceğiz. Şöyle bir avantaj dizilimi yaptım arkadaşlar. Kararını ver koydum. Bir kurbanı kancaya asıyoruz ya, 32 metre uzaklaşıyoruz. Bu kararını ver aktif oluyor. Eğer uzaklaşmazsanız aktif olmuyor. Kurtarınca birisini, o kancadan kurtaran kurbana tek atıyorsunuz arkadaşlar. Direkt zayıf durum etkisi uygulanıyor. Peki Acuze yavaş nasıl vuracağız derseniz bunu. Biliyorsunuz direkt bir şekilde Acuze'nin önüne falan tuzak attığınız zaman yüksek ranklarda kurbanlar eğilerek gidiyor ve o şekilde kurtarıyor. Bu şekilde tuzağa basmadan kurtarmış oluyorlar. Biraz çalıştırmak zor ama bunu göstereceğim. Çanak çömelik patlamamız var. Astıktan sonra kancaya bir kurbanı 45 saniye boyunca etkin oluyor. Vurduğumuz zaman toplam jeneratör ilerlemesinin %25'i kayboluyor. Çok güzel. Güçlü bir avantaj. Diğer avantajımız yanlış dehşiş. Bu bizim dehşiş alanımız 8 metre küçültüyor. Kimseyi kovalamazken. Ve birisini kovalarken de 8 metre büyütüyor. Tabii ki 24 metre bir dehşiş alanı var. Acuze'nin biliyorsunuz düşük bir dehşiş alanı var. Çünkü yavaş bir katil. Bunu da koyduktan sonra 16 metre bir dehşiş alanına iniyor. Bu da ne demek oluyor? Çok yakına geldiğinde fark edecekler onları falan kovaladığımızı, kurbanlar. Çok güzel bir avantaj bu da. Ve son avantajımız ise Efsun, umut yiyen. Bu da arkadaşlar asıyorsunuz kurbanı. Yine 24 metre uzaklaşıyorsunuz kancadan. Kararını verdeki olduğu gibi. Bu 32 metre, umut yiyen 24 metre. Uzaklaştınız ya, kurtardılar bir nişan, kurtardılar iki nişan. Onlar kurbanları kurtardıkça siz nişan kazanıyorsunuz. 3 nişanda tüm kurbanları tek atıyorsunuz. Direkt bir şekilde gördüğünüz zaman vuruyorsunuz ve tek yiyor. Ama tabii ki umut yiyen olduğunu anladıkları için direkt totemi arayacaklar, kıracaklar. Ama olsun, bu bize zaman kazandıracak, totemleri arayacaklar. Belki totemi de savunabiliriz. Ve 5 nişan olursa direkt mori yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani moride ne oluyor? Direkt elinizi öldürebiliyorsunuz. Adağa mori koymadan. Tabii ki bu 5 nişan bazen tabii çok zor bir yerde spawn oluyor. Bulamadıkları oluyor. Vazgeçiyorlar, pes ediyorlar. Bakalım bunu deneyeceğiz. Eklentilerimize gelecek olursak açık yeşil kumaş parçası var. Bu kırmızı eklentisi Acuze'nin. Acuze seviyedeki herhangi bir tuzağa ışınlanabiliyor ama 15 saniyede bir ışınlanıyor. Yani kurbanı kancaya asacağım. Arkasına tuzağı yerleştireceğim. Önüne değil, yanına, sağına, soluna veya da arkasına. O kurbanı kurtaracaklar. Kararını ver avantajımız var ya. Tetiklenecek. Tetiklendikten sonra ışınlanacağım arkasına, kancanın sağına. Artık tuzak atmadığım bir yerin önüne atmayacağım çünkü. Fark etmeyecekler bile. Işınlanacağım. Kararını ver varken tek atacağım. Yere yapıştıracağım. O kurtaran kişiyi asacağım kancaya. Yani değiş tokuş olacak, anladınız mı? Takas yapacağız. Ve bir de hayalet tuzaklarının kurulma süresini orta seviyede azaltan bir eklenti var. Bunun bir de yeşili var. Daha hızlı, yüksek seviyede azaltıyor şeyi. Kurma süresini. O da güzel. Ama fark etmiyor. Bunu koydum. Selvi boylum, al yazmalım kürkü. Bunu koyduk. Bu ikisi birlikte güzel gidiyor. Mantığı anladınız mı? Hayalet tuzağı koyuyorum. Işınlanabildim. Kendim istediğim zaman ışınlanabildim tuzağa. Onu kurtarıyorlar. Onu kurtarana tek atıyorum. Dehşet alanımız düşük. Vurup hemen onu düşürüp gidip çanak atacağız jeneratörlere. Ve bir de hızlı bir şekilde hemen umut yiyenimiz olacak. Umut yiyen olunca tek atacağız. Kararını ver. Devre dışı kalacak gibi bir şey olacak artık. Yakaladığım herkese tek atacağım. Bir de bize zaman kazandıracak. Eğer 5 nişan olursa da mori yapacağız. Olay bu şekilde arkadaşlar. Mantık bu şekilde. Evet, haklısınız. Yorumlarda yazıyorsunuz. Acuze ile fazla video gelmiyor. Daha sık atacağım arkadaşlar. Farklı avantaj dizilimiyle de. Acuze şöyle hazır diyelim ve Jason çakma annesi. Görüyorsunuz tip. Bildiğin ondan esinlenmişler yani. Hemen oyunumuza geçelim. Ve boğma çukurundayız arkadaşlar. Macmillan mülkü. Hadi bakalım. Şimdi size anlattığım şeyi yapabilecek miyiz? Anlatmak da güzel de. Uygulama. Önemli olan tarafı uygulama arkadaşlar bunun. Şöyle tuzağımızı koyalım. Hızlı hızlı atalım tuzakları. Bir tanesini yakalamamız lazım. Aha. Galiba buldum bir tanesini. Odan atlar mı peki, yoksa onu vururdum galiba. Evet. Süper oldu ona bunu. O tarafa doğru. Bir dakika. Şunu alalım. Merhaba. Bu torbası attı ve çok güzel oldu. Buraya doğru koşması o kadar harika oldu ki. İsteseydim bunu yapamayacaktım. Evet. Kendini var, ver, kararını ver, kullanma zamanı. Böyle atıyorum. Tamam mı? Tuzağı da şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. 15 saniye sonra buraya ışınlanıyorum. Kurtardıklarında tek atıyoruz. Plan aslında bu kadar basit. Merhaba.
Güzeldi. Bloodlust aldım, geliyorum. Daha sürem var. Güzel. Gel bakalım. Oraya doğru fazla gitme de sen de palete gelme kardeşim. Böyle terbiyesizlikler görmeyin, tamam mı? Böyle terbiyesizlikler yapmayın lütfen. Teşekkür ederim. Böyle şuraya koyalım. Bir tanesi arkada bekliyordu. Burada mı acaba? Çanağımız bitti değil mi? Yo, bitmedi aslında. Tamam. Bekliyorum. Oraya da onu hemen atacağım, teleportu. Change'i yapacağız ama. Dur bakalım. Merhaba. Selam. Slug zamanı. Onu düşürür mü acaba? Güzel, tamam. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Oraya da pop atmamız da süper oldu. Gel bakalım. İki kişi düştü. İki kişi şey. Tamam, güzel güzel, şu an iyi. Çok eğlenceli. Yalnız bu jeneratörlerin bu kadar hızlı bitmesi eğlenceli değil arkadaşlar. Güzel. 3 mü oldu bu? Gerçi tekrar kurtardığı an şey atacağım için sorun yok şu an. Bir dakika. Gördüm onu. Aha, bir tanesi de burada. O onu kurtarmaya gidiyor. Hemen ışınlanıyoruz arkadaşlar oraya, tamam mı? Hızlı bir şekilde. Şurada vuralım. Merhaba. Yaralı bir şekilde bu. Totem. Aa, kum torbası vardı bunda değil mi? Çok sıkıntılı şu an. Hemen totemi bulup kırmanız lazım arkadaşlar. Yoksa bu tek yemelerin sonu gelmeyecek, söyleyeyim size. Ama bu köpkeler bulur. Bunlar oyuncu çünkü. Bu köpkeler bulur, ben söyleyeyim size. Anında bulacaklar şimdi. Oraya doğru gidiyor. Uzakta totem, aslında kırması biraz zor. Atlayacak mı bakalım? Oo, nasıl bir kum torbasıydı lan o? Değişik de. Gel bakalım. Hepsi yaralı. Zaten şu an iyileşmenin hiçbir anlamı yok ya. Her türlü gelsin de. Aa, base de varmış aslında. Base'e de koyabilirdik bunları ha. Merhaba. Ah be. Bu totemi kırmaları iyi olmuş. Neyse neyse. Olur olur öyle bakarlar. Olur olur. Sorun yok, sorun yok. Bir arkadaşımız burada. Şöyle direkt vuralım. Meg eğer kurtarırsa onu, ona da bir tane vurabilirim. Gerçi vuramam şu an. Şeyim yok. Siz söyleyin. Hadi be, dedim belki oraya gelir ama. Şöyle hızlı bir şekilde dönsem. Double back atsam. Atlar mı oradan? Evet, atladı. Kum torbasının bitti değil mi, kum torba? Teşekkür ediyorum. Meg nereye doğru gitti? Meg buraya doğru gelmiş aga. Meg buralarda bir yerde saklandığına emin miyim? Bakayım. Emin değilim. Buralarda değil. Bu biraz kötü oldu. Merhaba. Selam. Bu arkadaş buradaymış. Bunu yakalamamız lazım. Bir tanesi yerde sürünüyor arkadaşlar. Şöyle yapsam, tamam mı? Buraya doğru gelecek. Ama yine yakalayamayacağım. Aha, Meg oraya doğru gitti. Allah kahretsin. Beni gördü galiba. Küçük boyumu gördü sanırım. Garipti. Bu garip bir hareketti. Niye totemi temizlemek istedi? Noin'im falan var sanıyor acaba. Olabilir belki. Noid'in falan olduğunu sanabilir belki. Olabilir, olabilir. Bilemedim. Bilemedim. Biraz vakit kaybettik arkadaşlar. Hala da ölmediler. 3 can kaldı. Bakalım neler olacak. İzleyip göreceğiz. Biraz tuzak atayım ben. İyisi mi? Biraz tuzak atmam lazım.
O da bitti. Diğeri de burada. Son anda görmem çok iyi oldu bunu. Aa, burada değilmiş bu. Nasıl? Nereye gitti? Oradan atladı. Birisi de oradan gidiyor. Dur bakalım neler olacak. Safe bölgeye doğru gidiyor bunlar ya. Safe bölgeye doğru gidiyor. Şunu kurtarsın bir. Tek atayım ona. Merhaba. Bitti galiba. Düşecek. Bunu kurmam lazım. Oraya doğru kaçtı. Çok zekice. Keşke fake verseydim ya. Keşke fake verseydim. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Güzel oynuyor köpkeler ya. Bayağı iyiler yani. Başarılı, sevdim. İki jen mi kaldı? Dur bakalım bir. Son jeneratörde bir Osmanlı savunması yaparız bunlar ama. Aa, bu da mı ölmedi daha? Sen şaka yapıyorsun. Oo, bu da ölmediyse. Şu an çok büyük problem var arkadaşlar, ben söyleyeyim size. Bu da ölmediyse yani. Ben bunu sona sıçtı sanıyorum. Aa, teleport oldum. Aa, Meg burada. Aa, geri tuzak atmaya geldim. Bir baktım ki Meg burada. Garip de. Allah kahretmesin. Çok kötü oldu be. Çok kötü oldu be. Tuzağı da atamadık oraya. Çok kötü oldu. Şu an belki maçı kaybedebiliriz. Çok... Aha. Kimi asmıştım ben? Bunu mu asmıştım? Bunu asmıştım değil mi? Aga, bunu astıysak... Allah kahretsin ya. Çok kötü oldu şu an. Kum torbası da attı. Vuramadık. Slaglayamadık da onu. Kaybettik oyunu herhalde. Bakalım. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Abi birisinin ölmesi gerekiyordu. Kimse de ölmediği için. GG olmuş olabiliriz yani. Kum torbası var mıydı bunda? Yoktu galiba. Bir tane kaldı. Aa, hiç olmadı bu ya. Onun hepsi hayatta kalması bitirdi. Temiz 4 killimiz vardı aslında ama. Ha, öl yani Allah rızası için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum yani. Şu an jeneratörleri kontrol altına alabilirsek belki. Hala bir ihtimal var. Pencere fake vermeye çalıştı. Kum torbası attı ama yine de vuracağım. Tamam. Şu an ölümüne giriyorlar. Arkada bekliyor. Beklesin. Ben hemen bunu da asarım. Tamam mı? Bunu da asarım. Sonra döner tekrar bir pop atarım oraya. İmkan ihtimalle aynı değil yani, yapamazlar. İkisi birlikte otursa bile yapamaz şu an. Aa, bu da mı? Oğlum bunlar, ben çok astım bunları ya. Aa, kapak oluştu bu arada. Kapağın yerini biliyorlar. Kurtaran bu muydu onu? Buydu, evet. Bakalım şuradaki jeneratörü yapıyor mu? Yapmıyor. Bu hala buradaki jeneratörü yapacağım diye uğraşıyor bu arada. Böyle şöyle yapalım. Bu da ölmeyecek ki. Bunu da herhalde ikinci asılışı falan herhalde. Bunu da death code değil sanırım. Çok sıkıntı oldu biliyor musunuz? Aşırı sıkıntılı oldu bu şu an. Böyle yapacağım. Oraya da geçecek. Allah'ım, oraya da gidecek. Buradaki jende değiller. Buradaki jende olabilirler mi? Evet, buradalar abi. Çok zekice. Aşırı zekice şu an. Bunu öldürmem lazım arkadaşlar. Çok zekice oynuyorlar şu an. 500 IQ oynuyorlar. Ama bu numaraları yedik mi biz? Tabii ki yemeyeceğiz. Tabii ki yemeyeceğiz. Şöyle de bir tuzak atacağım. Kum torbasını atmış değil mi? Abi yine paret çıkmasın buna ya. Allah'tan fast vault yapamadı. Allah'tan ki yapamadı fast vault. Güzeldi, güzeldi, güzeldi. Oraya mı gitti acaba tekrar o?
Bakacağım şimdi. Oraya gitmemiş. Şurada olabilir belki. Emin olamadım. Şunu hala yapıyor olabilirler. Tamam, burada değiller. Anahtarla kaçmasınlar da. Burada değiller. Şuradalar mı acaba? Şuraya da bir tuzak atalım da. Ne olur ne olmaz. Teleport. Tamam, buradalar, buradalar. Şuna bir pop atalım. Güzel. Burada olmalarını öğrendiğimiz iyi oldu. Şu karşıdaki jenerele teleport olabilsem şeye. Tuzağa. Bakalım nereye doğru gelecek. Güzeldi. O diğer David David diyorum. Doktor şuradaki jeneratörü yapıyor olabilir ama biter mi işte, o var. Biter mi bilmiyorum. Evet, burada 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 doktor burada. Doktor burada bu arada. Şuraya da atalım. Bunlar biliyor nasıl oynayacağını. Şeye karşı. Ama hadi be. Çok kötü oldu. Berbat oldu. Güzel. Nice. Yapacak hiçbir şey yok. Yani. Kaçıncı asılışı? Üçüncü asılışı mı? Evet. Son asılışı. Sonunda yani. Kapak burada mıydı? Kapıya doğru gidebilir bu. Bu kapıdan kaçabilir büyük ihtimalle ama deneyeceğiz. Göreceğiz bakalım. Kapının biri burada. Biri de orada mı? Oradan kaçabilir büyük ihtimalle. Zaten kaçarsa da sorun değil ya. Kaçsın. Merhaba. Yapacak bir şey yok. Şanssızdın. Bir de eğlenerek gidiyor, görüyorsunuz değil mi oradan serseri? Neyse güzel abi, bizim hakkımızdı. Bu oyun gerçekten bizim hakkımızdı arkadaşlar. Çok uğraştırdı köpekler. Aşırı uğraştılar. Bir an bir kırılma noktası oldu oyunu. Orada çevirebilirlerdi ama çeviremediler. Yani iyi kontrol ettik. Hack zaten son 1-2 jeneratör kala çok tehlikeli bir katil. Yani son 1-2 jeneratör kala... Yani tuzakları döşeyip sürekli tuzaklara gittiğin zaman yok ediyor. Hani son 3 son 2 jeneratörde zaten başlıyor Hack'in oyunu. Ve güzel. Işınlanıp ışınlanıp tek at bu avantaj dizilimini ve bu şeyi seviyorum ya gerçekten. Bu eklentileri. Double pip aldık tabii ki. Güzel. GG. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Hack'le de uzun süredir oynamıyorduk. Lütfen daha fazla Dead by Daylight videosu için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızdaki katilleri ve boyutları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.